konut alırken önce insanlar bütçelerini belirliyorlar. Bütçelerini belirledikten sonra nerede ve nasıl bir konut projesinde oturmak istiyorlar. Yani yatırım için mi alıyorlar bu projeyi yoksa oturum için mi? Tabii bunlar büyük faktör. Ardından banka kredisiyle satış yapılıyor mu yoksa firma bünyesinde finansman var mı? Bunlara bakılıyor. Biz örnek olarak kendi projemizde hem banka kredisiyle satış yapıyoruz hem de firma bünyesinde finansman sağlıyoruz. 72 ay vade farksız ödeme seçeneklerimiz var, %10 peşinat gibi. Yatırımcılar bunları tercih ediyorlar çünkü kendi kredi limitlerini, bankalardaki kredi limitlerini bloke etmek istemiyorlar herhangi bir konut alırken. O yüzden firma bünyesinde finansmana daha fazla yöneliyorlar. Senetle yani bir anlamda satış yapıyoruz. Bizim satışlarımızın %90'ı da zaten bu şekilde. Ardından eğer yatırımcıysa bölgedeki kira potansiyelini araştırıyor. Dediğim gibi yani havalimanı yakın mı, yeraltı ulaşımı yani metro, yerüstü ulaşımlara yakın mı bunlara bakıyor. Çünkü kiraya vermesi çok önemli bir yatırımcı için ve proje ilk başta metrekare birim fiyatı neydi, şu an ne ve bittiği zaman ne bunları araştırıyor. Ayrıca dairenin kullanılabilirliği, metrekaresine bakıyor. Oturumcu olduğu zaman daha farklılaşıyor tabii. Bu sefer bayanlar daha fazla devreye giriyor. Dairenin kat planlarını daha nitelikli inceliyorlar. Mutfak kullanımı nasıl, salon kullanımı nasıl, banyo kullanımı nasıl, depolama alanları var mı, işte kapalı otoparkı var mı gibi bir sürü faktörü göz önünde bulunduruyorlar. Eğer çocukları varsa yeşil alanları var mı, sosyal donatı alanları bunlara bakıyorlar. Metrekarelere bakıyorlar, küçük metrekareler, net brüt metrekare arasındaki farka bakıyorlar. Artık konut tüketicisi çok bilinçlendi Türkiye'de. Gençlerimize de baktığımız zaman onlar da sosyal medya zaten kullanıcısılar. Dünyadaki konut projelerinden haberdarlar. Ekonomik özgürlüğüne kavuştuğu zaman hemen konut satın alımı gerçekleştiriyorlar. Çünkü nitelikli konutlarda kaliteli yaşayabilecekleri konut istiyor insanlar. Yani arabamı park edeyim, evimde düzgün oturayım, banyom düzgün olsun. Bir misafirim geldiği zaman aşağıdan telefonumu çalsın, hani beni bir kişi arasın gibi talepleri oluyor. Siz de bunları yeni yaptığınız büyük metrekareli konut projelerinde sunabiliyorsunuz. Bunlara genelde dikkat ediyorlar. Biz de bunları göz önünde bulundurarak projemizi buna göre düzen ediyoruz. Eskiden yani şöyle çok fazla konut stoğu yoktu. Çok fazla konut üretilmiyordu. O yüzden depreme dayanıksız eski konutlarda oturmak zorunda kalıyordunuz. Arabanızı park etmek için 20 dakika, 25 dakika sokakta park yeri arıyordunuz. Ama artık insanlar çalışıyor. İş dışındaki zamanları çok değerli. Evine geldiği zaman hemen arabamı park edeyim, hemen evime çıkayım istiyor. Bunun yanı sıra çalıştığı için genelde evde yemek yapmaya zamanı olmuyor. Yemek söyleme ihtiyacı duyuyor. Bölgedeki restoranlara kadar her şeyi değerlendiriyorlar aslında. Bunun insanlar biz de yeni yeni şeylerle bir sürü karşılaşıyoruz. Çünkü çok farklı talepler oluyor. Örneğin bizim projemizde Anadolu'dan İstanbul'da iş yapan birçok iş adamı projemizde daire satın alımı gerçekleştirdiler. Geliyorlar diyorlar ki burada otelde kalacağımı, yediğim bir tane evim olsun en azından değerlenir diyor. Aşağıda yemeğimi yerim diyor. Oradan da havalimanına 10 dakikada giderim diyor. Yani talebe baktığınız zaman çok farklı yerlerden çok farklı talepler gelebiliyor.